işi var ya. Biz takım olarak yaklaşık 6 yıldır elektrikli araç teknolojileri üzerine çalışıyoruz. 3 tane araç ürettik. Bu bizim 3. ve son aracımız. Ustalık eserimiz diyebiliriz bir noktada. Bizim aracımız da bu bağlamda tasarlandı. Şasisi vesaire formül kurallarına uygun şekilde tasarlandı. Daha sonra bunu bir üst noktaya nasıl taşıyabiliriz düşüncesiyle araç sürücüsü hale getirilmeye başladı. Bu noktada da devreye bilgisayar mühendisleri ve elektrik elektronik mühendisleri olarak arkadaşlarım ve ben girmiş olduk. Aracın en önemli özelliği bu noktada sürücüsüz olması. Tamamen insan müdahalesi olmadan kendi kendine hareket edip belirli başlı görevleri yerine getirebiliyor. Projeyi yapmak yaklaşık 4 yıl sürdü. Bu sene 4. yılımız oluyor. 3 yıldır imal ediliyor. Projenin en önemli kısmı aslında yazılım süreci. Çünkü bu bir sürücüsüz araç olduğu için aracın çevresini algılayıp sensörler vasıtasıyla işte yolun önünde bir yaya var mı? Yayanın güvenliğini riske atacak bir unsur var mı? Araç içinde bulunan insanlar riske atacak bir unsur var mı? Ya da çevredeki trafik tabelaları, farklı araçlar var mı gibi aracın çevresini algılaması gereken yapay zeka yazılımları kullanıyoruz. Aracın üretim aşamasında simülasyon yazılımlarından faydalanıyoruz. Birebir gerçekçi bir versiyonunu biz bilgisayar ortamına aktardık ve birçok testi, yazılım testini aslında o ortamda yapıyoruz. Aracın gerçek haline %90'a yakın bir yazılım geliştirdik. Sistemin asıl amacı aslında robotaksi görevini gerçekleştirmek. Robotaksi görevi de şu: bu araç belirli, aynı taksi senaryosunu düşünün, insanın bir taksi sürmesi gibi bir noktadan bir yolcuyu alıp istenilen bir noktaya bırakmak. Aracın asıl görevi bu ama bunu sürücüsüz bir şekilde yapıyor sadece. Bu noktada da aracın çevresini algılaması gerekiyor. Yolcuyu nereden alıp nereye götüreceğini, o aradaki rotayı kendi kendine planlaması gerekiyor. Aracın en önemli unsurlarından biri trafik kurallarına riayet etmesi. Zaten otonom araçların çıkış noktalarından biri de bu. Çünkü insanlar hata yapabiliyorlar. Trafik kurallarına insanlar her zaman riayet edemiyorlar. Ya da insan hataları aslında çok ciddi sonuçlara, belki ölüme ve yaralanmaya neden olabilecek sonuçlara yol açıyor. Bu noktada aslında sürücüsüz araçların getirdiği avantaj, bir bilgisayarın devamlı olarak çevresini algılayıp belki insandan 100 kat, 200 kat daha hızlı bir şekilde çevrede aniden gelişen olaylara tepki verebilmesi. Bu noktada biz de aracın yazılımını trafik kurallarına büyük oranda riayet edecek şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Yani araç çevresinde gördüğü tüm trafik tabelalarını algılayıp onlara göre hareket ediyor. Sistemi yaklaşık 4 yıldır deniyoruz. Halen denemelerimiz devam ediyor geliştirmeye yönelik. Yapay zeka algoritmalarının farklı değerlendirme metrikleri var. Bu metriklerin pek çoğunu bizim doğruluk oranlarımız %90-95 üzerinde çıkıyor. İlk başta bir tasarım oluşturuyoruz. Bunları çizim aşamasına döküyoruz. Çizimlerimizi tamamlıyoruz. Sonrasında tek tek her çizimimizin tek tek analizleri oluyor. Yapısal analizlere, akış analizlerine sokmak zorundayız. Çünkü her parçadan maalesef bir tane yaptırma hakkımız var. Çünkü bunlar hepsi özel ürünler olduğu için genelde ikinci bir hakkınız olmuyor. Araç bir araya toplanıyor ve sonrasında boya süreçleri başlıyor. Şasisinin boyanması, işte kabuk boyama süreçleri. Sonrasında o son kısımlar hep eğlenceli süreçler ama ilk baştaki o kısımlar biraz sıkıntılı geçiyor. Teknofest Robotaksi Binek Otonomi Yarışması'nda 4. olduk. Artık hepimiz okullarımızı bitirmek üzereyiz. Artık son senelerimize doğru yaklaştık ve bu süreçten sonra hepimiz belli şirketlerde görev alacağız. Hep bazıları savunma sanayinde, bazıları otomotiv sanayinde. Bu artık projemizi direkt ülkemize, Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek olmak üzere devam ettireceğimize emin olabilirsiniz.